Değerli izleyiciler, hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Gece görüşü programı, gece görüşü objektif programı ile karşınızda olacağız. Gece görüşü objektif programlarını Avukat Cengiz Gülaş'la beraber yapıyoruz. Acı bir deprem, büyük bir felaket. Ben yaklaşık 5-6 gündür kendi saatimde her gece depremi yorumlamaya gayret ediyorum. Soracak da çok şeyimiz var. Deprem gecesi ve sonraki günlerde Cengiz Bey'le de ortak yayınlar yaptık ama Cengiz Bey'e sormamız gereken, kendisiyle beraber değerlendirmemiz gereken önemli konular da var. Hoş geldiniz bir kez daha Cengiz Bey. Bu kez haftanız nasıl geçti diye sormuyorum. Evet, sorum yani Buyurun. sizin ve bütün Elazığlıların dünyanın neresinde olursa olsun Elazığlıların nasıl geçtiyse maalesef bizim de öyle geçti. Evet. Aslında şunu gördük. Biz burada yaşadık üzüntüyü merkezinde. Çünkü burası küçük bir şehir. Hepimizin akrabası var. Ailelerimiz burada. Arkadaşlıklarımız, köylülük kavramı var. Mahalleden, okuldan. Şahsen tanışmasak bile sima olarak hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı bir şehir. Acı hakikaten büyük ama maalesef işte her şerde bir hayır var. Güzel tarafı şunu da gördük ki bu 81 ilin acısı oldu. Türkiye'nin her yerinde. Dolayısıyla ben vefat eden, şer'en şehit olan bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim Amin. bir daha böyle acılar göstermesin ama maalesef yaşayacağız. Yani süresini bilmiyoruz. Depremin biliyorsunuz bilimsel olarak kaç büyüklükte olacağını biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı. Nerede olacağını biliyoruz. Tek zamanını bilmiyoruz. Evet. O zamana da hazırlık göstermedik bugüne kadar ülke olarak. Dolayısıyla daha gelişmiş ülkelerde konu olmayacak bir haber. Elazığ tarihinin belki de gelmiş geçmiş bilinen yazılı tarihindeki en büyük facialarından birine neredeyse dönüştü. Biz bu konuda da şanslı bir şehiriz açıkçası. Keşke yani ilerleyen zamanda bununla ilgili bir araştırma da yapsak. Elazığ fethedildiğinden beri düşman işgaline uğramamış, savaş merkezinde ülkede çok görmüş de görmemiş. Hatırladığım kadarıyla bir afet yaşamamış bir yer. Aslında şanslıyız. Daha önce burada büyük depremler oldu mu olmadı mı ben çok bilmiyorum açıkçası araştırmasını da yapmadım. Ama biz bu yaraları da sararız inşallah. Üzüntülüyüm sizin gibi, Evet. bütün izleyicilerimiz gibi. Konuşacağımız çok şey var. Evet. Bunları ben başlıklar halinde sizlerle yorumlamak, tartışmak istiyorum sizinle. Şimdi birincisi ben çok uzun yıllardır televizyon programları yapıyorum. Bu son bir haftada yayında sinirlendiğim kadar, sinirli ses tonuyla, sinirli cümlelerle konuştuğum kadar ben hatırlamıyorum. Hiçbir dönem konuşmadım. Neden? Acımız varken Berhan Şimşek ortaya çıktı. Acımız varken asıl deprem sosyal medyada yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Maalesef. Acımız varken Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İstanbul'da, Edirne'de çayını kahvesini demleyip Elazığ'a yön vermeye çalışanlara çok kızdım. Acımız büyükken devletimizi aciz göstermeye, başarısız göstermeye çalışanlara çok kızdım. Acımız varken hiçbir ihtiyacı olmadığı halde çadırlar, battaniyeler alanlara çok kızdım. Acımız varken çadırda nargile keyfi yapanlara çok kızdım. Son bir hafta aslında benim için normal bir depremzedenin belki iki katı daha gergin ve Evet. sinirli geçti. Bunları tek tek konuşmak istiyorum. İlk Ben şu sorudan buyurun. ya müsaade ederseniz bunlar hepimizin ortak sıkıntılarımız. Ama ben çok kısa depremden sonra neler gördük ne çok kısa bir Lütfen. değerlendirme yapmak istiyorum müsaade ederseniz. 20.55'te deprem oldu. Ben evdeydim. O gün bizim programımız vardı. Depremden sonra Allah'a şükür Geçen hafta bugün. evet bugün tam bir haftayı doldurduk. Tabii tedirgin olduk. Çocuğumuz, çoluğumuz var, ailemiz var. Hemen telefonda öğrendik. Şimdi bir panik halindeyim. Yani şöyle bir panik. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Evimde görüntüde bir şey yok. Şehrin durumunu da merak ediyorum.
hemen zaten televizyon programı olmayacağını tahmin ediyoruz ama dert o değil. Şehirde ne olacak? En sağlıklı bilgi nereden alırım dedim. Buraya geleyim. Hani bir şeyler elimizden gelirse. Geldik birlikte programa başladık. Benim evim normal zamanda Elazığ'a 5 dakika kanala 5 dakika uzaklıkta. Şimdi bunu neden nereye bağlayacağım? Kimse kusura bakmasın. Ben bir programda şunu söylemiştim. AK Parti'yi Elazığ'da medyada çok kıymetli arkadaşlarımız var ama zannedersem en nitelikli eleştirenlerden biriyim dedim. Ya biz burada Elazığ vekillerinin üzerine düşen, idarecilerin üzerine, hükümetin üzerine düşen, maden konusunda, şor konusunda, o konuda kentsel dönüşümü karşıya bin tane konuda pervasızca eleştirdik. Doğru mu? Evet. Hiçbir şekilde fren yapmadık. İpek kimse de bize tabii. İpek yolunu konuştuk. Birileri Cumhurbaşkanı'nın ismini önümüze attı. Neler oldu neler. Fren yapmadık. Kanalı bize de hiçbir imada da bulunmadı. Şunu neden söylüyorum? Burada biz hiçbir partinin sözcüsü değiliz. Sandığa gidip oyumuzu veriyoruz. Tabii ki yakınlıklarımız var. Benim desteklediğim parti vardır, sizin vardır. Ama eleştirdik. Sokakta hiç tanımadığım insan. Kendi partilerimizi tabii, eleştirdik. Gördüğü yerde Allah razı olsun. Çok güzel ince öyle güzel. Hiç tanımıyorum. Bugün birisi kapının önünde bir arkadaşı bekliyorum. Zordan çekti çay ısmarladı. Hiç tanımıyorum. Şimdi söyleyeceklerimiz iktidar yalakalığı değil. Ben devletime sahip çıkarım. Ben 5 dakika uzaklıktaki evimden buraya geldiğimde Elazığ'a 3 bakan inmişti. Devlet sınavı geçmiştir. Eksiklik var mı? Tabii kesinlikle. Ki çok var. Bunları konuşacağız. Ama bu devleti başarısız gösterme acizliğine bizi düşürmüyor. Tabii şimdi biz devletin insanlarız sonuçta. Hayır, devletin eksiği varsa söyleriz Zülfü Bey. 99 depreminde tabii ki bunlar tabii 99 yani. Depremi bunun çok çok büyüklük. Tabii bunun ben bunu hayırlık olarak çok yorumladım. Büyüğüydü. Ama hani imkanlar da orada devletin nasıl bir aciz içerisinde olduğunu gördük. Bu tabii ki onun yanında kıyaslanmayacak küçük, bize acısı büyük. Ha şimdi devlet geldi. Elinden geleni yaptı. Aksaklıklar oldu mu? Oldu. Ama şimdi tırnak içerisinde vatanını, milletini seven bir iliz ama tırnak içerisinde şöyle bir şımarıklığımız var. Hakikaten biz afet şu bu görmedik, bilmiyoruz. Nasıl ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi zannediyoruz ki bunu, afet oldu. Karton evleri hemen kurdu. Bunu yok, böyle bir şey çok yok. Doğru bir tespit. Bu bir. Bunu ben özür dilerim. 2 gün önce izah ettim. Bu bizim daha önce defalarca yapıp profesyonelleştiğimiz bir organizasyon değil. Deprem tabii, sonrası tabii. Organizasyonu. Bak bunları konuşalım. Bunu yorumladım ben. Zülfü Bey bunları konuşalım. Bu eksikleri konuşalım. Şimdi bakın kimsenin moralini bozmak istemiyorum. Hepsi yani bizim çektiğimiz eziyetin 1000 katını çekti. Ama yarın AFAD, Elazığ, bakın Ankara'dan oradan buradan gelenler muhteşem ekipler. Evet. Ama Elazığ AFAD'ın bugün sosyal medyada adamlara hakaret edip linç edip moral bozmak yerine ya 3 gün 5 gün geçsin AFAD'ı konuşalım. Eksiğini konuşalım. Valilik'in bir eksiği var mıydı? Konuşalım. Çevre Şehircilik İl Müdürü. Bunların hepsini konuşalım. Belediye yetersiz kaldı mı? Konuşalım. Şimdi ama insanlar evine girmiyor. Koşturuyor. Sosyal medyada onu birazdan geleceğiz. Şimdi bu işin bir resmi. Eksik var mıydı? Vardı. Muhtarlarla ben Sayın Zülfü Torgu Ağar'la kendisiyle konuştuk. Hani sağ olsun beni davet etti. Sahada 2 gün gezdim. Görmediğimiz şey olur, eksiğimiz olur dedi. Hani göz olarak dışarıdan bakan bir üçüncü göz olarak. Belediye başkanımızla birlikte yine 2 gün beraber gezdik. Muhtarlar Derneği'ne gittik. Muhtarları dinledik. Adamlar mesela çok sıkıntıda. Muhtarlarımıza soru sordum. Ki bizi kınayan muhtarlar bakın bugün yanlarındayız. Dedim ki siz seçildikten sonra sizinle ilgili herhangi bir afet anıyla ilgili toplantı yapıldı mı? Yok dediler. Acil durumlara ilişkin muhtarlarla mesela ilgili kurum, AFAD, valilik bir WhatsApp hattı kurdunuz mu? Mesela hemen orada o gün kullanılacak hazırda. Yok. Bakın eksiklikler bunlar. Yarın konuşalım. Bugün bir an önce işte kapıda kalan, çadırsız olan, ekmeksiz olan varsa onu temin edelim. Ondan sonra bunları konuşacağız. Evet. Şimdi gelelim Elazığ mevzusuna. Şimdi Zülfü Bey Elazığ medyasında yazı yazmaya, program yapmaya başladığından beri yerel hamaseti yapmayan ısrarla ve inatla yani kendimi özel bir yere koymuyorum ama hiç yapmam.
İşte Elazığlılık, şeref, haysiyet, o bu. Herkes şerefli, haysiyetlidir. Biz memleketi çok seviyoruz olabiliriz ama asla bundan izleyicide veya okurda pirin peşine düşmem. Pazartesi günü ilk yazım bu vurguydu. Şimdi devletin eksiği, bak devletin artılarını bir tarafa koyduk ya. En büyük sınıfı geçen kim biliyor musunuz? Elazığ halkı. Şimdi anlatayım. Az önce Sayın Bakan anlattı. Mesleğim icabı, adliyelere gidip de işim bu. Sayın Başsavcı Vekilimizle görüştüm. Başka savcı arkadaşlarla görüştüm. Şimdi duymuyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz. Tırnak içerisinde sosyal medyaya bakıyoruz. Elazığ Türkiye'nin en haysiyetsiz, en namussuz, en şerefsiz, hırsız, üçkağıtçı, dolandırıcı şehri. Sosyal medya böyle. Gittim. Şimdi daha büyük başka illerdeki afetlerde sürekli medyaya yansıyan olayları biliyoruz ya. Artık dünyanın her yerinde, Japonya gibi örnekler hariç, talanlar onlar bunlar. Zülfü Bey 8. güne girdik. Elazığ'da bir tane adli vakaya, adliye intikal eden olay yok. Bir. Elazığ'da bir tane yardım, çok ufak tefek tartışma çıkmış olabilir, onları saymıyorum. Bir tane yardım dağıtılırken izdiham görüntüsü yok. İki. Türkiye'de her yerde deprem olduğunda bütün o hasarlı masarlı girilmez denilen evleri talan verirler. Hırsızlık olayı yok. Bir küçük olan yazılmış. Bir küçük. Yok. İsim, şehir ismi vermeyeyim. Deprem yok, salgın yok, o yok, bu yok. X dernek bir tır gönderir. Kadınların, çocukların yerde takla attığı, birbirine silah çektiği, bıçak, bir ekmek için. Afet anı değil. Elazığ'da bir görüntü var mı? Yok. Yok. Benim birinci dereceden yakınım, tanıdığım, yani bir sürü insan biliyorum ama en yakın insan daha acısını çeker. Dört aile şu anda evi yıkıldı. Dördüyle görüştüm. Çadır ihtiyacınız var mı? Başta ya acaba yani bilmiyorlar. Dedim ki bakın ihtiyacınız varsa ben elimden ne gerekiyorsa yapayım. Yoksa öncelik ihtiyaç sahibi der demez. Dört ailenin cevabı aman yok bize lazım değil. Biz başımızı bir eş dosta gittik. Gıda lazım mı? Lazım değil. Battaniye lazım mı? Değil. O lazım mı? Şimdi bu çocuk, bunlar Elazığ insanı. Şimdi bu şehirde yaşıyor bu insanlar. Ya bütün şehri... O zaman az önce söylediğiniz biraz Elazığ'ın şerefimizi, haysiyetimizi, nasıl şerefli olduğumuzu öne çıkarmamız lazım bizim. Zülfü Bey biz bunu bakın vallahi ya şimdi Elazığ yağcılığı yapmıyorum. Sınıfı geçti Zülfü Bey. Ya bir izdiham görüntüsü yok. Yok. Hiçbir şey yok. Şimdi peki. Bir şey sorup bir şey de özür dilerim. Bu konuyu bitireceğim. Ondan sonra siz de merak ediyorum. Şimdi normal zamanda depremden önce bu şehirde hırsızlık olayı var mı? Var. Adliyelerden biliyorum. Kusura bakmasın çoğu göçle gelenler. Hatta şehri şehir gezen hırsızları biliyorum. Yağma var mı? Gasp olayı var mı? Tabii ki var. Yine çoğu kusura bakmasınlar. Dışarıdan gelmiş. Yani Elazığlarda da var. Uyuşturucu satışı var mı? Var. Adam öldürme var mı? Var. Cinsel istismar var mı? Bu şehirde var. Yaralama var mı? Nüfusuna göre Türkiye'de en az olan illerden biriyiz. Yahu arkadaşlar bunlar şu anda 3 tane çadır fazla alan varsa günlük hayatımızda zaten bizim hayatımızı sıkıntıya sokan. Doğru. 1000 taneden bir taneyi sosyal medyaya bakıyorsunuz. Bakın kira mevzusu gündeme geldi. İlk bunu ben yazdım. Varsa böyle bir fırsat şerefsizleri varsa vergi dairesine şikayet edin. Mesleğimden dolayı biliyorum. Arkadaş sosyal medyaya bakıyorum. Bütün Elazığ'ın ev sahipleri şerefsiz. Nakliyeciler. Onu geçtim. Ulusal basında televizyonları açıyorum. Elazığ'daki kira furyası anlatılıyor. Köşe yazarlarını okuyorum. Şimdi 80 il bizi izlemiş. Vatan, millet, edebiyatı, artistik yapanlara bakın diyorlar. Arkadaşlar 1000 tane kiraya verenden 10 tane yapar. Yolu belli. Sosyal medyada huzur bozacağına git evinde, git vergi dairesine isim ver. Fazla çadır alan mı var? Adam fotoğraf paylaşıyor. Şerefsiz alçak 5 tane çadır koymuş. 5 dakika sonra bakıyorum. Bütün Elazığ'a yayılmış bu haber. Bir saat sonra diyor ki meğer o yardımlar için gelmiş. Ne oldu? Adamın adı şerefsize çıktı. Ya böyle bir şey var mı? Ve bu bakın bende 5000 tane insan beni takip ediyor. 5 tane evim yıkıldı, sıkıntım var deyip dua ediyor, şükrediyor. Tamamı geri kalan evinde oturmuş artistlik yapıyor. Bu nasıl bir iş? Ben 7 gündür bunu konuşuyorum programda. Bu nasıl bir duygu?
O yüzden sizin daha fazla konuşmanıza müsaade ediyorum. Araya girmiyorum çünkü bir sıkıntım var. Tamam. Aracınızı yola mı park ettiniz Cengiz Bey? Yok. Aracımı yola park etmedim, anahtarını hemen. Trafiği çağırın. Çektirin arabayı. Şimdi neyse, Cengiz olabilir. Bey, şimdi ben birkaç cümle kullanayım. Bunları ben 7 gündür anlatıyorum. Siz de sağ olun, beni de takip ediyorsunuz, programlarımı, yorumlarımı, konuşmalarımı. Şimdi biz asıl depremi sosyal medyada yaşıyoruz. Çoğunu da tanıyoruz, tanıyor muyuz? Sizinle tanıyoruz. Sosyal medyadaki arkadaşlarımızın birçoğu dostumuz, arkadaşımız veya siman, ismen bildiğimiz, ne iş yaptığını bildiğimiz insanlar. Bunlar inanılmaz derecede evinde oturuyorlar. Evlerinde hasar yok. İyi ki de yok. Çok şükür. Tamam. Valiyi yönlendiriyorlar. Sayın valim derhal bunu açıkla. Açıkla. Bunu yazmış. AFAD derhal şuraya gitsin. Oturduğu yerden. Bir de böyle çerçeveli falan, ben bilmiyorum, onlardan yapıyorlar. Mor renkli, evet. Mavi renk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle konuştu. Öyle konuşmasın, böyle konuşsun. Onun nasıl konuşması gerektiğini yapıyorlar. Ey medya. Onu yapma, bunu yap. Ya arkadaşlar, bırakın insanlar çalışmıyorsunuz. Ben hep şunu söyledim Cengiz Bey. Çok mu organizasyon yönlendirme kabiliyetiniz var? Çıkın dışarıya, üşüyen birinin sırtına ceketinizi koyun. Bakın. 3 tane adamı alın evinize götürün. Sosyal medyadan benim artık midem bulandı. Mesaj attı. Elazığ dışından. İsmini söylemeyeyim. Bir avukat gelmiş. Elazığ'a kahveleri geziyor. Millete depremle ilgili hukuki bilgi veriyor. Çünkü ne kadar acil ya, ne kadar insansever. Ya bu hümanizme bakın. Maksat milletten vekalet toplayıp lütfen itibar etmesinler. Hemen burada bu, bakın, güzel bir örnek. Buradan baro başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Evet. Şimdi bu deprem Elazığ'da yaşandı. Ülke üzüldü. Allah'tan gelmiş. Yapacak bir şey var mı? Yani keşke hazırlığını yapsak, onu demiyorum yani şimdi. Ama şimdi can gitti, mal gitti, mal geri gelir. Can gelmez de. Allah, yani deprem bölgesindeyiz, yapacak bir şey. Önlemimizi almamışız. 15 Temmuz'da namusumuza, şimdi deprem kimsenin namusuna göz dikmiyor, haşallah. 15 Temmuz'da namusumuza, şerefimize, haysiyetimize göz diken alçaklar ülkeyi işgal aşamasına getirdiğinde 3 gün avukatların baskısıyla bir kınama yayınlamayan Elazığ Barosu'ndan bugün ilk gün bilabedel herkese hukuki yardım, yani gelip müracaat edip danışmanlık hizmeti bilabedel vereceğini açıklayan, Türkiye'nin bütün barolarını hizmete getirip buraya kimse bilmiyor sabahlara kadar çadır çadır gezip yardım dağıtan bir baroya, bir baro başkanına, avukatlara, meslektaşlara sahip olmanın da onurunu yaşıyorum. Çok şükür. Pazartesi günü de buradan ilan edeyim. Sayın Başkanım'dan konuştum. Onun onayı da söylüyorum. Araya hafta sonu girdi. İnsanlar bakın böyle şikayetçilere gelmesinler. Pazartesinden itibaren Elazığ Barosu Deprem Komisyonu hazırlığını bitiriyor. Bütün vatandaşlarımız Elazığ Barosu 5. kattadır. Oraya gelip bilabedel şikayetleri yapmada, ilgili yerlere suç duyurusunda yapılacaksa bilabedel yapılacak. Artı hukuki yardım konusunda danışmanlık hizmeti bilabedel oradaki deprem komisyonu tarafından yapılacak. Sayın Baro Başkanıma ve bütün meslektaşlarıma, duyarlı olan ve Türkiye'nin her yerinden yardım gönderen barolara, avukatlara, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen öyle dışarıdan ben gelip de teşekkür kimsenin ediyorum. Hukuki gazına gelmesinler. Böyle bir şey yok yani. Biz memleketimizin insanına sahip çıkarız. Yeri geldi harcını cebinden veririz. Yeri geldi baro verir. Yeri geldi gider bir STK'dan alırız. Valilikten alırız. Bir şeyler yaparız. Biz sahip çıkarız Elazığ Barosu'na. Teşekkür ediyoruz. Size ve Elazığ Barosu'na teşekkür ediyoruz. Birkaç cümleyle sosyal medyayı kapatalım. Evet. Ricada bulunalım lütfen. Hangi mesleği yapıyorsunuz bilmiyorum. Yapmayın bunu. Sosyal medyada oturduğunuz yerden infial yaratmaya çalışmayın. Vali şunu yapsın, bakan bunu açıklasın, medya şunu şöyle söylesin.
Çabuk buraya çadır gönderin. Çabuk şuraya battaniye gönderin. Oraya battaniye gitmiş de bilmem almamış. Lütfen evinizde televizyon başında oturup bunları yapmayın. Özellikle yurt dışında ve şehir dışındaki vatandaşlarımız. Ya üzülsünler, dua etsinler, evet, paylaşın. Bizi motive eden, motive etsin. Kalben yanımızda olduğunuzu bize bildiren mesajlar paylaşın. Ama İzmir'den, Konya'dan, Frankfurt'tan, Hamburg'dan Elazığ'ı yönetmeye çalışın. Şimdi lütfen. Zülfü Bey, deprem oldu. Ben sonra ulusal basında gördüğüm için alet oldum ama sonra yalan olduğu da çıktı. Elazığ Kürt mü diye Google'da aranmışmış. 3 taneydi, fazla değil. 3 tane küfreden, Elazığ'a küfreden, Sevan Nişanyan'a ayrı parantez açacağım. Fake hesap muhtemelen ya PKK'lı ya FETÖ'cü. Fake hesap çünkü evet, gerçek isim değil. 2 gün paylaştı millet. Acun Ilıcalı, buradan teşekkür ediyorum. 2,5-3 milyon tane sırf SMS geldi. Evet. Adam telefonla bağlanmış, yarın araba alacaktım. Araba kazanır, Allah daha iyisini nasip eder. Bağışlıyorum diyen insanlardan tutun. Gelen AFAD yer koyamadı. Hemen gaza geldik. Bir kenara çekildik. Ama bu gazımızı arttıran sosyal medyadaki bu bahsettiğimiz tabii, insanlar yani. Bütün Türkiye. Tabii. 82 milyonda yahu 80 tane de şerefsiz çıksın canım. Bu mudur yani? Katılıyorum. Utanıyorlar mı bu paylaşımları? Seven Nişanyan'ı ayrı bir tarafa bırakıyorum. Onu konuşacağız. Onu zaten. Paralel. Elazığ'la ilgili nasıl bir travması varsa bilmiyorum. Haysiyetsiz adam. Yanlış Cumhuriyet diye bir kitap vardı. Ben zamanında bunu adam zannedip, adam zannettiğimden değil, merak ediyordum. Bir ara popülerdi. Kitabını aldım okudum. İmar hırsızı, utanmaz adam. O gitmiş zaten, kaçtı gitti. Türkiye'de ya FETÖ'cüsü var. Yurt dışından FETÖ'cü tweet atıyor, onu atıyor. 82 milyon insanda 3 milyon SMS, aile ferdini 4'le çarp 12 milyon eder. Ha bir de SMS atmayıp para yardım eden, onu yapan, bundan sonra. Ya bu birlik beraberlik günü. Bugün benim, kusura bakmasınlar, 3 tane vay kahraman, ne güzel astı, kesti, şunu yaptı, bunu yaptı, gazetede vurdu, televizyonda diliyle doğradı herkesi diyeci desinler diye ben şu yaşadığım acıya rağmen gururu bir tarafa bırakamam. Tüm samimiyetimle, şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. 42 yaşındayım. Ben ilk defa Elazığlı olduğum için bu kadar çok gurur duydum. Evet. Bir tane izdiham görüntüsü yok ya. Bir tane yok. Ve yani normalde kışı yumuşak geçen bir şehiriz yıllardır. Şanslıya sert bir kış geldi. Eksilerden aşağı inmiyoruz. Normalde kışı bahar gibi geçiriyoruz. Göllerden, iklim bilmem neyinden, onsundan, busundan. Arkadaş bir tane, şimdi Türkiye'de kaç tane ilde şöyle bir laf var Zülfü Bey? Aç gezerim, kuyruğu tik gezerim. Ya birçok insan biliyorum orada çorba, ben de iyi kötü gezdim. Çorba sırası geldi, bitmiş ya. Gidip o çorbayı bir gün önce evinde minnetsiz yiyordu ya. Çorba bitti, yok mu demeyi gururuna yedirmeyip gidip orada elinde tespih çeken bir sürü insan gördüm. Çok şükür. Şimdi bakıyoruz, arkadaş, kira rantının peşinde koşan nakliye bilmem neyi. Bizi Türkiye'ye, tamamı bu anlattığımız bizim şerefli, onurlu, haysiyetli taraflarımızla değil, Elazığ'da izdiham olmadı, yamyamlık olmadı, evet. Elazığ gururludur bunları değil, Elazığ'ı tamamen kirasını yükselten, nakliyesini yükselten ve Elazığ'da on binlerce insan sokakta, depremzedeler, çadırlarda barınırken, o çadırdaki vatandaşlarımızla ilgilenmeyen bir şehir olarak gösterdiler. Sosyal medyadaki maalesef. Sizin en büyük şansınız da Cengiz Bey şudur. Ben 5 gündür bunları uzun uzun kendim yorumladım. Hakkımı kullandım. Yorum hakkımı kullandığım için siz uzun uzun konuşuyorsunuz. Çok da iyi konuşuyorsunuz. Genelde de aynı düşünüyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi. Özür dilerim. Bir gün, şunu bir, da, bir gün, ben bitirdim. Bir gün, eğer bu sosyal medyadaki, estağfurullah, sosyal medyadaki bu arkadaşlarımızın bu şehre akıl verme, şehre yön verme, oturdukları yerden şehri deprem organizasyonu, deprem sonrası organizasyonu yönetmeye çalışan arkadaşlarımız buna devam ederlerse ben Cengiz Bey yapacağımı bilir, programda isim açıklayacağım. Vallahi açıklayacağım. Yapma diyeceğim. Ben artık karar aldım. Yapma diyeceğim. Ben karar aldım Zülfü Bey.
Uzun çok abi bu travmada bir şey paylaştım. Ben de sonuçta insanım yani benim de bir takatim var. Ama söz veriyorum bundan sonra kendi sosyal medyamda geri zekalı ayıklaması yapacağım. Sosyal medya fenomenleri ya günde 125 tane paylaşım yapıyorsun. Evet. Ya belli ki sen hiçbir acı çekeni gidip görmedin. Görmedim işte. Ya çünkü süren yetmez ya yetmez. Yapma ya. Ne yapalım şimdi? Ve maalesef ne ihtiyacı 20 tane isim var çok da değil aslında. Ne yapalım 20 şimdi? Tane ihtiyacı yokken 3 tane fazla çadır alan var mıdır? Vardır. Ne yapalım? Evet. 100 bin insan dışarıda 10 tane çıksın, 20 tane çıksın. Çıksın yani yapacak bir şey yok. Ya bu adam depremden önce de bunu yapıyor. Ben şunu söyledim. Dedim ki çok şükür büyük bir devletimiz var. Yüreği büyük bir şehrin insanlarıyız. Beni dinlemiyorsunuz ama. Yok bu arada bilgi geliyor tamam, da özür tamam. dilerim. Hani 3 tane 5 tane fazla çadır alan mı var? Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Bırakın onlarla uğraştırmayın bizi. Tabii canım. Uğraştırmayın bizi ya. Devletin imkanı var gönderiyor. Göndermiş. Cengiz Bey bizden önce iki bakanımız canlı yayındaydı. Evet. Ortak yayındı. Orada yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yayın ama gelen mesajlar özellikle şu. Sayın Süleyman Soylu'nun açıkladığı yasalarda afet bölgesi diye bir tanım yok. Evet. Elazığ hashtag oluşturuldu biliyorsunuz. Afet bölgesi ilan edilsin diye öyle bir şey mümkün değil dedi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kanunda direkt afet bölgesi yok dedi. Şimdi onu şöyle anlatayım ben çok kaba bir şekilde. Biz dediğim gibi baroda bununla ilgili çalışmaları pazartesi günü bitiriyoruz. Sayın baro başkanımızın ve bütün arkadaşlar sayesinde baro inisiyatif aldı bu konuda. Bütün baro dediğim gibi teşekkür ediyorum. Şimdi ben de paylaştım. Çünkü niye? Ben de paylaştım. Sosyal medyada bu patladı. Zannedersem ilk ticaret odası başkanımız bunu söyledi. Madem böyle bir beklenti var. Aslında insanlar çok da bu konunun detayını da bilmiyor. Şimdi burada bazı sıkıntılar var Zülfü Bey. Şimdi zorunlu deprem sigortası yaptırmayanların sıkıntılarını karşılama konusunda kanuni boşluk var. Benim bugün işte Malatya ile Elazığ'ın binasını kıyaslayıp Malatya bizden çok hasarlı almış deyip Elazığ'ın hakkı yendiğini iddia eden insanların zeka seviyesiyle ilgili problem yaşadığımı ben belirttim. Sayın Bakan şimdi, o noktayı da çok net rakamlarla ya anlat. Keşke yani yanlış anlamasınlar. Malatya'da keşke kimsenin burnu kanamıyordu bir binada yıkılmıyordu. Ama yani Malatya'da bitirilmiş keşke biz Malatya'yı geçmeyeydik yani. Buna Malatya da sevinir yani. Malatya'nın %100'ü bitirilmiş sadece 80 bin 8 bin konutta kontrol yapılmış. Bize 90 bin. 90 bin. Çünkü hasar burada olur ciddi daha ciddi yapılıyor. İtirazları var, askı süreleri var. Gitsinler ilgili yerleri bunun firmaları vardır. Karot alsınlar. Bakın en önemli şey. Biraz sabredelim. 2 gün sabredelim. Şimdi bugün de ilan edilse bir anlamı yok. 3 gün sonra da ilan edilse. Bugün afet bölgesi olduğumuzda şu an evsiz kalan 80-100 bin kişi varsa 80-100 bin kişi evde oturamayacak. Maalesef böyle. En az 8-10 ay bekleyecekler. Orada bakın bizim peşine düşeceğimiz, burada hashtag açacaksak peşine düşeceğimiz, lobi yapacağımız en güzel şeyi, kimsenin farkında olmadığı şeyi Süleyman Soylu bakanımız söyledi. Kanunen Zülfü Bey gelip burada kimse... Özel bir kanun çıkaracağız dedi. Elazığ özel bir kanun. Bak Elazığ bunun içini doldurmak için uğraşalım. Şimdi... İsim vermeyeyim. Özür dilerim. Aslında İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu kendi ağzıyla bize koşmamız gereken kulları gösterdi. Tabii. Evet. Şimdi bakın izleyicilerimiz iyi anlasın. Afet bölgesi ilan edildik. Vergi muafiyeti geldi. O geldi, bu geldi. Şimdi onlara da bazı şeyleri de anlatacağım. Ya bizim travmamız büyüyecek. Şimdi yılda 1.000 lira vergi ödüyor adam. 1.000 lira. O da faydalanıyor. İsim vermeyeyim Elazığ'da yılda 10 milyon dolar vergi veren de faydalanıyor. İşte Elazığ yasası çıksın, bunun içini güzel doldursunlar. O hiçbir şekilde atıyorum bir Elazığ'ın bir ilçesinde barajı var, madeni var, o su var, bu su var. Hiç adam zarar görmedi depremden. O vergisini versin. Sigorta primlerini ödemeye devam etsin. Ama işte küçük esnafa
can suyu olacak, hayat suyu olacak, işte o kanun içine bir şey koyalım. Şimdi devlet bunu, şunu yapmaya çalışıyor. Yani dedim ki bir isim verirsem yanlış anlaşılır. Çok büyük firmalar var, Elazığlı değil, dışarıdan gelmiş. Hiç etkilenmediler. Milyon dolar vergi ödüyorlar, o da faydalanacak. Ya adam bir tane adamın vergisi Elazığ'da 10 bin esnafa eşit. Evet. Elazığlı değil. Şimdi biz o Elazığ yasası, Elazığ'a özel çıkarılacak yasanın içini doldurulması için elimizden geleni yapalım. Şimdi az önce söylemeyi unuttum. Zülfü Bey bu ülkede çocuğu, karısı, kendisi gripken 5 dakika geç doktor bakmış diye dünyanın doktoru dayak yiyor. Doğru mu? Bir günde 1600 hasta gitti hastanelere. Tek şikayet geldi mi? Gelmedi. E o zaman devlet demek devletliğini yapmış. Kesinlikle. Ha vatandaş da gidip cazgırlık yapmadı. Benim önceliğim senin önceliğin demedi. Evet. O yüzden yine altını çiziyorum. Bakın yine altını çiziyorum. 3 sene sosyal medya, çapsız sosyal medya fenomeninden utanıyorum. Ben de. Ama geri kalan Elazığ'ın Elazığlı olmaktan, Elazığ'dan, bu şehirde yaşamaktan, bu kültürü almaktan dolayı da onur ve gurur duyuyorum. Doğru. Mesajlar da geliyor. Biz şehir dışından, ülke dışından derken acınızı bizimle paylaştığınızı anlayabileceğimiz mesajlar, yorumlar paylaşmanızı rica etmiştik. Onları ayırıyoruz. Bizim kastettiğimiz şudur. Frankfurt'tan oturup Salı Baba'ya çadır gitmemiş bir arkadaşım aradı. Vali bunu açıklasın. Elazığ'da işler aksıyor. Bunu Elazığ dışından yapan o çapsızları kastediyoruz biz. Onu da söyleyelim. Bakın Hakan Kuzu, değerli eğitimci hocamız şunu söylüyor. Sizi destekleyen bir bilgi paylaşımı göndermiş. Cengiz Bey. Dinliyorum. Bu arada sizden sonra yok bilgiler geliyor. Ne bilgisi geliyor? Şehit Ömer Sönmez İlkokulu'ndaki kalanların sayısı, ihtiyaçlarla ilgili bilgiler geliyor. Onu Müdür Bey Hüseyin Aydın göndermiş. Teşekkür ederim. Evet. Kusura bakmayın. Buyurun. Konu dağılıyor. O yüzden söylüyorum. Evet. Yardıma koşanların 17 Ağustos 1999 depremindeki bir bilanço var. Hakan Kuzu hocam göndermiş. Ölen insanların kollarını kesip bileziklerini çaldılar. Evet. Çocuk ceset... Parmaklarından yüzüklerini çaldılar. Aynen öyle yazıyor. Evet. Devamını okumayayım yani. Neyse. Evet. Bakın tekrar ediyorum. Adliyede bunu Sayın Başsavcı Vekilimizden teyit ettim. Diğer savcı arkadaşlarla görüştüm. Elazığ'da depremden beri vakalarda azalma var. Ya kavga etmeyi bırakmışız. Azalma var. Bir tane deprem yardımının dağıtılması esnasında çıkan olay yok. Bugün duydum. Bakan Bey küçük bir hırsızlık olayı dedi. Bu yakalamışlar demek ki. Hırsızlık olayı yok. Talan yok. Bu bizim yok. Aslında bu bizim ne kadar şerefli, ne kadar onurlu, ne kadar haysiyetli olduğumuzu gösteren çok net. Ama bir... normalde 365 gün yaşarken... Ama sosyal medyaya baktığımda ben buna kızıyorum. Siz kaç gündür beni izliyorsunuz değil mi geceleri? Hiç beni evet. Bu kadar yayında sinirli, bu kadar bağıran, bu kadar... Siz beni hiç bu kadar sinirli gördünüz. Görmedim. Hatta seni yapıyorsunuz ya çok sakinsin. Evet. Sebebi tamamen biz bu kadar şerefli, biz bu kadar onurluyken sosyal medyaya bakıyorsunuz. Elazığ'da çadırlar çalmışız, battaniyeler çalmışız. Efendim söyleyeyim işte ilgilenmemişiz. Yani Elazığ böyle göstermeye 5 tane 10 tane çapsız adamı çok da güzel bir ifade oldu. Hakkı yok. Hakkınız yok buna ya. İşinize gücünüze bakın. Evinizde tabii, oturuyorsunuz tabii. Ya. Valiye akıl vermeyin. Bakana akıl vermeyin. Bana akıl vermeyin. AFAD görevlisine akıl vermeyin. İlla ki ben faydam olacak diyorsanız ne olursunuz sokağa çıkın ya. Gidin. Sayın Hüseyin Aydın bir düzeltme göndermiş. Eksik yok diye okulda. Ben yanlış anlamışım. Daha doğrusu yayındayız. Hakkını helal etsin. Tam okuyamıyorum. Neyi anlamadım. Yok yok bir okulla ilgili ben yanlış ifade kullandım. Şimdi mesela Zülfü Bey deprem olmuş. Herkes panik. Biz o gece eğitimimiz yok. Bilgimiz yok. Trafiği tecrübemiz yok. Tabii trafiği felç ettik. İkimiz geldik. Diğer arkadaşlar. Herkes elinden geleni yaptı. Olabilir bu aksaklık hani bu. Hatırlıyorsunuz sabah yayına bize bilgi geldi yetkililerden. Hani dile getirin. Sıkıntı tabii yaşıyoruz. AFAD uyarmış. Sayıları çok değil. Adam orada yıkılan binanın daha sabahı. Yıkılan binanın başında ağlıyor. Hanımı içeride, çocuğu telefonla içeride. Telefonla çekme olayı mı?
Bu ne ya? Bu ne? Bu ne bu? Bunun olacak ya, bu nasıl bir tatmin? O orada ağlıyor içeride. Bu şu anlama ne gelmiyor. Olacak? Bu şu anlama yani gelmiyor mu? Oh bak benim evim yıkılmadı, seninki yıkıldı, ben de seni çekiyorum. O ya onu yapmak istemiyorum ama bunu bırakalım. Neyi yapmak istiyor Cengiz Bey? Adam sosyal medya, ya bu sosyal medyayı çok mu ciddiye alıyorum ben? Bilmiyorum. Ben alıyorum. Hani ben çok doldum. Ben alıyorum, ben de doluyum bu konuda. Normal zamanda adam babasının başında rengi kireç gibi, babam hasta, dua, can çekişiyor ha. Evet. Dua edin, selfie. Sen dua et. Cengiz Bey, deprem öncesi yüz binlerce kez rastlamışızdır. Adam grip olmuş olabilir. Grip olmuş, hasta olmuş, hastaneye gitmiş, uzanmış, koluna serumu takmışlar. Birine de telefonu vermiş, beni çek diyor, demiş. Böyle paylaşım binlerce kez görmedik mi? Hastanedeyim ama olmaz. Hastanedeyim, serum takmışım. Tamam, o ona İngilizcesi kabadır. İlgi arsızlığı en şeyde. Onunla ilgi, tamam diyelim de. Bu deprem anında köpekler orada, makineler var, bilmem neler var. AFAD yetkilileri diyor ki lütfen sessiz olun. Sessiz olun. Nefesi, göçük altındaki nefesi hissediyor o köpek. Evet. Bunlar artık, bu ne hale geldik? Ben utanıyorum ya. Gazeteyi açıyorum. Bugün büroda şeylere bakıyorum. Köşe yazarlarını okuyorum. Hani düzenli artık okuyamıyoruz. Sıkıntılar var. Herkes Elazığ'ın kira mevzusunu konuşuyor. Onu konuşuyor. Programlarda Berhan Şimşek Efendi bir şeyler söylüyor. Birazdan ona da gidelim. Yani bugün Elazığ'da milletvekillerini yerden yere vururum. Hiç problem değil. Belediye başkanını, valiyi, bakanları. Elime ne geçiyor? Evet. Yapsınlar 3 gün. Ya bir battaniye, evde 2 battaniye var, birini götürüp verdin mi? Bitti sorumluluğu. Şu da var Cengiz Bey. Cebindeki onuralın 5 lirasını verdim. Ben programdan sonra özür dilerim. Deprem yaralarımızı biraz daha hafiflettikten sonra çok şey konuşacağız sizinle beraber. Şimdi zamanı değil diye açmıyorum. Bir dernek, birkaç dernek var ve o derneğin başındaki derneğin başkanı olduğunu söyleyen kişiler yaptığı bütün yardımları, Cengiz Bey, siz bana bakmadığınızda beni dinlemediğinizi özür düşünüyorum. Böyle bir şeyim var benim. Ben de dağılıyorum ya. Bir tekrar söyle, okursun. Yaptığı bütün yardımları kendi telefonuyla canlı yayınla veriyorlar. Mesela kapınızı çaldı, size 2 kilo mandalina verdi, onu paylaşıyor. Biz bilmem ne derneği olarak işte götürdük, meyve dağıttık. Bu da terbiyesizlik. Çok büyük bir terbiyesizlik. Yanılıyor muyum? Tabii yani şöyle, reklam arasında kimler olduğunu söyleyeceğim size. Mi? Şeyler tabii, verilebilir. Tabii. Bakın açıklansın. Güzel. Adam bağlanıyor acına, diyor 500 bin lira. 1 milyon. Teşvik. Ha, Elazığ'da. Elazığ'da da değil günlük, adam. Yani bir örnek veriyorum. Günlük her çaldığı kapıya, karşısına çıkana her verdiği yardımı ya fotoğraf çekiyor ya canlı yayında Facebook'tan paylaşıyor. Bu da terbiyesizlik. Yapmayın yani. İyilik yapıyorsanız Allah için yapın. Bugün içimizi döktük. Ama artık konu çok... Tamam, artık bundan sonra bu şehrin bize yaşattığı bu travmada yaşadığımız onurdan, gururdan daha çok bahsedelim. İçimizi döktük. Bir haftadır doluyuz. Siz de moraliniz bozuk. Toplum artık morali üst seviyeye çekmekte fayda var. Maalesef diyeceksin hariçten gazel okumak güzel. Doğru, benim şu an evim sağlam. Ama o mağdurlardan biri de olabilirdim. Akrabalarım var mağdur olan. Evet. Hiç fark etmiyor. Arkadaşlarımız, dostlarımız, herkes var. Maalesef bu 3 günde kimseye verilmeyecek. Maalesef böyle. Evet. Bir an önce burada yetkililerin moralini yüksek tutup, ben şimdi yerden yere vurduğumda elime bir şey geçmeyecek, şu Elazığ'la ilgili çıkarılacak yasanın peşine düşelim. Adam elimizde simit, güçlü bir dönemimiz de oluştu. Bakan kendisi söyledi bunu. Tabii afet bölgesinin aslında bilmiyor. Afet bölgesi ilan edilsin. Kanuni boşluklar var. Sıkıntılar var. Ben bugün bütün gün o mevzuata baktım. Ama şu da net, Elazığ'da uzun süre ticaret kör topal gidecek. Deprem mevzuatını bilmem 400 küsür sayfa indirdim. Bütün gün ona baktım. Ama bir şekilde de Cengiz Bey, Elazığ'daki kör topal gideceğine emin olduğumuz ticareti de ayağa kaldırmak lazım. Tabii bakın Zülfü Bey. 8 gündür. Çeklerimiz var, senetlerimiz var, kredilerimiz var. Merkezde 400 bin insan yaşıyor, 100 bini dışarıda olsa. 100 bin insan bir haftada ekmek almıyor. Hemen hemen. Yani alan var tabii, yanlış anlaşılmasın. Nedir yani, devlet yardım ediyor da yemeğini veriyor, onu veriyor, hayırseverleri. Alışveriş yapan yok. Alışveriş yapan yok. Kıyafet alan yok. Ne olacak? Mutfak eşyası alan yok. Arkadaşımın dükkanına gittim bugün, mobilya dükkanına.
Mobilya alan yok. Bir haftadır diyor arayan hep de o bölgeye Mustafa Paşa Sanayi Mahallesi. Artık taksitler de ödenemeyecek. Tabii arıyor diyor, kusura bakma evim şu halde ödeyemem. Diyor 20 yıldır ne ihtiyacı olsa benden alır. Nasıl diyor ben adamdan para isteyeyim? Evet. Peki o ödemesini nasıl yapacak? Şimdi bunlar başa bela. Bakın 2 yıl 3 yıl sonra ödenecek faizsiz krediler verilebilir. Onlar, bunların peşine düşelim. Şu Elazığ yasasının peşine düşelim. Elazığ yasasının merkezde mağdur olan evi iş yeri yıkılmasa bile, bakın onlara da yine esnaf olarak etkileyenlere o yasanın içine bir şey koymaya çalışalım. Derdimizi güzel bir şekilde bağırıp çağırıp kimseyi rencide etmeden, adam devlet memuru, işçi, evi yıkılmamış, maaşı alacak, hiçbir değişikliği yok. Dur. Ya bir kesiyor, asıyor, senden neyin mağdur ya sen? Bırak ya. Evi yıkılmamış. Ya tabii. Konuşuyoruz. Esnaf bağırır anlarım. Evet. Senin bir şeyin de yok. Devlet evet. Maaşı her ayın 15'inde burada şey yatırıyor. Psikoloji asla bir psikoloğa sormak lazım. Bu bahsettiğimiz sosyal medyada evinde oturmuş çayını kahvesini içerken organizasyonu yöneten, ona saldıran, buna saldıran, bana akıl veren, sana akıl veren, valiye akıl veren bu insanların şeyi ne? Psikolojileri ne? Hedefleri ne? Söyleyeyim, eziklik. Eziklik. Adam hiçbir baltaya sap olamamış. Hayatı boyunca bir halt olmak için, bir halt olma peşinde hiçbir yeteneği yok. Zekası sınırlı. Sosyal medyada tamam. Özür dilerim. 10 kişi de beğeni yapınca tabii kendine bitmiş. Bir şey zannediyor. Konuşacak çok şeyimiz var. Acımız büyük, yaralarımız ağır ve kanamakta olan yaralarımız var. Önemli de konularımız var. Kısa bir reklam arasından sonra görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, yeniden hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına Gece Görüşü Objektif devam ediyor. Önemli konuları, önemli sorunları ve ikinci bölümde kısmen mesajlarınızı da okuyup yorumlamaya, tartışmaya gayret göstereceğiz. İlk bölümün sonundaki konularımızla ilgili toparlamanız gereken noktalar varsa toparlayalım. Ben mesajlara geçeceğim. Evet. İlk bölümle ilgili sadece şunu söyleyeyim. Bu afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili. Depremzedelere yardım yapılması ile ilgili aslında kanunda maalesef boşluk var. Zorunlu deprem sigortası yapmayanlara doğrudan yardım yapılamıyor. Şimdi bizden önce iki bakanımız televizyondaydı. Arada da konuştuk. Hukuken, yasal olarak söyleyemeyeceği şeyler var. Aslında ben başka şeylerin yapılacağını biliyorum ama onu vurgulayamadığı için önünde kanuni engeller var. Yarın bu siyasete alet edilir. Açık ve net söyleyeyim. Herkesin evini yapıp teslim ettiği dakika kanunen mümkün olmadığı için yarın bir gen soru verildiği zaman yandaşlarınıza bu paraları verdiniz derler. Örnek veriyorum. Bu olur bu ülkede. Dolayısıyla Elazığ yasası çok 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 daha kıymetli. Onun peşine düşelim. Oradan ne alırsak kârdır. Mağduriyetleri giderse 8 ay 10 ay insanlar mağdur oldu. Geldiler. Bu arada esnafın hali perişan. Bakın 1000 lira yılda vergi verenle yılda 10 milyon dolar vergi veren de bu yasadan faydalanacaksa burada tamam bu insanlar hani burada yaşasa mağdur olsa orada çalışan mağdurdur eyvallah onu demiyoruz. Ama şimdi çok büyük işletmeler var. İsim vermeyelim yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla afet bölgesinden ziyade Elazığ yasasını çıkacak Elazığ deprem yasasına öncelik verelim. Lütfen bu bakın Elazığ afet bölgesi ilan edilsin ben de paylaştım. Çünkü insanların beklentisi var. Niye yapmadın demesinler. Ama aldığımız çok daha aslında çok daha güzel bir haber var. Deprem yasası. Elazığ'a özel deprem yasasının peşine düşelim. Yok bir de şu var. Şimdi Elazığ'da yaptığın zaman bütün vergiler iptal. Tamam herkes sağlıktan bedava faydalandı. Güzel o. Şimdi yan tarafta afet bölgesi ilan edildi ya. Malatya var. Bizden daha az mağdurlar. Onlara da verilsin ama iki ili bir anda kaldıracak gücü yok devletin. Ya kaldırır daha doğrusu da ama biz Elazığ yasasının, bakın Elazığ yasasının peşine düşelim. Burada bu yasal düzenlemelerde boşluk var. Herkesin parasını. İdarenin kusursuz sorumluluğu ilkesi var. Onu anlatayım mı? Bir dahaki programı anlatalım. Biraz uzun. Bana sorsanız vermesi lazım. Yani hukukçu arkadaşlar bunu çok iyi bilir. Şu anda aşmayayım. Ama yasada yok. Hakkaniyette vermesi lazım. Neden? Şimdi diyor ki zorunlu deprem sigortasını yapmadım. Ne yapayım yapaydın. Tamam.
Peki ben ev aldım. O evi alırken gidip karotma alacağım. Deprem testi mi yapacağım? Ben sana güvendim. Oraya izni veren, ruhsatı veren, iskanını veren sensin. Müteahhiti yapı denetimini kontrol etmek zorunda olan. Devletin garantörlüğünü de aldım diyorsunuz. Gittim aldım. E çürük çıktı, yıkıldı. O zaman o sorumluluk sende, izinleri veren sensin. Ben ruhsatsız yerde otursam, kardeş ruhsatsız yerde demiyorsun. Yani istemiyorsam, bana sorsanız vermesi lazım. Kusursuz sorumluluk ilkesi gereği. Ama maalesef yasal boşluk var bu konuda. En azı yasasının peşine düşelim. Esnaf perişan, mağdur. Evet. Kimse alışveriş yapmıyor, korkuyor. Elinde parası var. Şimdi diyelim ki bir yılda Zülfü Bey bir ayakkabı alıyorsunuz. Şimdi alır mısın? Ya Allah göstermesin. Ya bir daha sallandık. Ne oldu? Ne bitti? Evet. Evim şimdi diyor adam yıkılmadı ama Allah muhafaza sallandı, ne olacak? Şimdi harcamaları kıstık. Herkes kıstı. Çoğunluk zaten gariban, orta halli, dar gelirli, düşük seviyeli. Dolayısıyla biz şu Elazığ yasasından Elazığ esnafına, mağduruna ne koparırsak kârdır. Bir de şunu da lütfen bakın tekrar vurguluyorum. O konuya bir daha girmeyelim. Ben hamaset yapmıyorum. Bu şehirde yaşamış olmaktan, bu dünyaya gelmiş olmaktan dolayı onur duyuyorum. Sınıfı geçtik. Bir tane yıkılan bina vardı. Kolonlar kesildi diye ta bakana kadar gitti. Ulusal basına düştü. O konuda da onu da şunu da söyleyeyim. Mustafa Paşa'da yıkılan bir evde kolon kesilmesi yok. Bununla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ilk günden enkazı kurtarma anından itibaren bir savcımız görevlendirildi. Aman ne olur ne olmaz kolon kesilmiş olabilir. Birikiş raporunda kolon kesilme diye bir şey yok. Bunların hepsi şehir dedikodusu. Sosyal medyanın... Tabii başka yerlerde yapataları var, onu demiyoruz ama bunlara dikkat edelim. Bu şehirde hırsızlık olayı olmadı Allah'a şükür. İzdiham olmadı, talan olmadı, kavga yok. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oturduğu yerde Allah göstermesin işte ne güzel eviniz barkınız yıkılmamış. Sosyal medyada huzur bozmak yerine millete moral verin. Oturun bir elinizden bir tas çorba birine verin. Ha çok bu kadar dert ediniyorsunuz ya. Herkes evine bir tane gariban alsın. 300 bin kişi evde, 100 bin kişi dışarıda. Hele hepimiz evimizi alalım bakalım Elazığ'da boşanma davaları patlıyor mu patlamıyor mu? O zaman hariçten gazel okumayın. Bırakın devlet yapsın. Eksik 3 gün 5 gün sonra ortaya çıktı. Tamam biz de eleştirelim Zülfü Bey. Vallahi söz veriyorum burada yerle bir etmeye elimden geleni hiç kimseyi umuruma olmayacağını. Bakın bir vatandaş da mağdur edilirse ben buradan söz veriyorum. Bu kanal bana bir mağduriyeti dile getirdin diye asla sus demez. Bugüne kadar geniş zamanda susturmadı. Evet. Söz veriyorum konuşacağım. Gazetemde ben bugüne kadar geniş zamanda önüme gelene yazmışım. Söz veriyorum yazacağım. Evet. Ama bugün moral bozmanın bir anlamı o gün değil. Yani evet. Yoksa kahramanlık peşinde koşsam şu nerede, bu nerede, o nerede asıp kesip ben de söylerim. Evindeki bir battaniyenin ikisini verdin mi? Vermedim ona bakacağım. Evet. Eşim dostum var, tanıdıklarım var. Herkes 3 tane tanıdığına elinden gelen imkanı sağlasa zaten devlete ihtiyaç kalmayacak. Ama devlet Allah razı olsun. Biz televizyona geldiğimizde 3 tane bakan Elazığ'daydı. İyi ki İyi devletimiz ki var. Ha yerelde, bakın yerelde eksikliklerimiz var. Cengiz Bey. Şimdi bunlara gelelim isterseniz. Teknik olarak ben de bilmiyorum. Vatandaşlarımız da bilmiyor. Teknik tarafını bilmediğimiz için de binlerce mesaj geliyor. Ben her gün program yaptığım için binlerce mesaj. Şu. Diyor ki Çevre Şehircilik'ten yetkililer geliyor. Birinin elinde çekiç, birinin elinde tablet. Binamıza bakıyor. Bu diyor oturulabilir, tamam. Bu oturulamaz, bu asla sağlam. Bu işler gözle bakarak mı tespit edilir? Tabii ki değil. Ama öyle yapılıyor şu anda. Gelen binlerce bununla mesaj var. Bununla ilgili benim bildiğim yani aletler var. Yok, sismik dalga veriyorlar, karot alınması yok, lazım falan. Yok. Karot alınmıyor şu anda. Şimdi karot alınsa, o aletlerle çalışılsa Elazığ'da 3 yıl sürer. Tamam. 34 bin tane bina var. Ama gözle bakarak da tabletle, çekişle de birçok özür dilerim, birçok insanı riske atmış olmaz mıyız? Tabii. Bakın şimdi adı üzerinde acil ya, afet ya, hızlı hareket etmek lazım. Burada işte hatalar olabilir. Burada Elazığ Barosu'na gelsinler, müracaat etsinler. Ücretsiz deprem komisyonundaki arkadaşlarımız kendilerine hukuki bilgilendirme yapacaklar.
bu tür şikayeti olan, mesela diyelim ki sağlam raporu geldi ama adam sıkıntı olduğunu düşünüyor da, tespit davası açıp hemen kendisi o tespitleri yaptırabiliyor. O tespitler sonucunda itiraz hakkı var. Ama bugün bakın, bir hafta geçti, %60 civarı bitmiş. Buna rağmen herkes ne diyor? Bana gelmedi, bana gelmedi, bana gelmedi. Tam profesyonel bilimsel çalışma yapmaya kalksak, bunu hani devlet yetkililerini meşrulaştırmak için demiyorum, sıra ne zaman gelecek? 1000 tane çevre şehircilik mühendisi, yetkilisi burada. Yani bu yetişmiyor maalesef. Hatalar var mıdır? Ama tabii bu çok önemli bir hata. Hani insan hayatıyla alakalı. İşte burada itirazlar var, askı süreleri var. Sabretsinler, Bakan Bey açıkladı. 3-4 gün içerisinde bitiyor. O askı listelerinde baksınlar. Hayır arkadaşım, benim evim hasarsız. Tespitini yapsınlar, itirazını yapsınlar. Baroya gelsinler, orada bedava hukuki yardımlarını alsınlar, danışmanlık hizmetini. Sonra veya adam diyor ki benim evim sağlam çıktı ama hasarlı. Bu askı süreleri var. Kendileri de bilirkişi götürebiliyorlar. Gidip hukuk mahkemelerinden tespit talep edebilirler. Dolayısıyla işleri rahat etsin. Ama bir yanda 34 bin konut, bina anlamında, hani daireye vurduğumuzda 4 de çarpsak işte 150-200 bin daire ediyor hemen hemen, neredeyse büyük daireler birlikte. Bunu bilimsel olarak yapmaları maalesef mümkün değil. Evet. Böylelikle binlerce vatandaşımızın sorduğu soruyu da cevaplamış olduk. Şimdi İkimizi birinci bölümde döktük. Şu biraz da şu Berhan Şimşek, bu Elazığ'da yetkililerin ne alemde konuşalım. Birkaç istersen soru soralım, tabii, ondan tabii, sonra konuşalım. Buyurun, buyurun. Önemli sorular var. Özel bankalardan mesajlar almış bazı özel bankalardan izleyicilerimiz. Kredinizi bu ay veya bir sonraki ay ödemeyin diye özel bankalar. İnsanlar, devlet bankaları neden bu jesti bize yapmıyor diyor. Benim bildiğim Vakıf Bank hariç bugün Halk Bankası ve Ziraat Bankası'na yazı gelmiş. Gelmiş mi? Evet. Bugün bir arkadaşımla beraber bankada işi vardı. Ondan öğrendim. Vakıf Bank'a gelmemiş diye biliyorum. Onlar muhtemelen gelir. İşte bu Elazığ yasasında bu konuları, mesela şu var. 3 ay tamam ödemeyeceğim primlerimi, toplumu ödeyeceğim. Krediyi 3 ay ödemedim, birden toplumu ödeyeceğim, yoksa o en son ayağımı sarkacak gibi. İşte bunları netleşecek. Ben de çok fazla hani desem ki teferruatını biliyorum, yok. Herkesin bildiği kadar biliyorum. Devlet ilk önce ne yaptı? İnsanları sağ kurtarma derdindeydi. Bir an önce acil yıkılacakların derdinde. Bu kademe kademe, kademe kademe gidiyor. Eksiklik olduğunda işte ondan sonra, yani bir günde 100 bin insana konut temin edip kredisini, aşını, şunu, bu böyle bir dünyada, böyle bir ülke yok. Evet. Yavaş yavaş oluyor. Maalesef sabretmekte fayda var. Hepimiz etkilendik. Yani benim bürom duvarları patlamış. Doğru. Şimdi aynı bir şey demiyoruz hala, yani olur gelip bakacaklar. İnceleme yapacaklar. Sağlam mı değil mi raporunu verecekler. Hala aynı yönde sorular geliyor. Evimize geldiler, çekiçle duvara vurdular, evet, gibi. Cengiz Bey onu cevapladı zaten. Hüseyin Keh, değerli abim. Selamlar, saygılar. Çok da seviyorum kendisini. Size de selamları var. Saygılar, selamlar Hüseyin Bey'e. Yeğenim 3 gündür bizde kalıyor, bende kalıyor. Kaldıkları eve yıkım kararı çıktı. Kiralar çok yüksek diyor. Gitsinler, şikayet etsinler. Komisyon oluşturulabilir mi? Tabii tabii. Vergi dairelerine şikayet edilmesin. Şikayet etsinler. Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklaması yayınladı. Basın açıklamasının saatiyle ilgili şüphesi olanlar var. Onu da hemen iki kelimeyle izah edeyim. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kiralarını yüksek fiyatta ev kiralamaya verenleri, tüketici kanunu 6502 idi yanlış hatırlamıyorsam, sayılı yasaya göre resen soruşturma açtı. Kendileri vergi dairelerine şikayet edebilirler. 500 lira kira düne kadar isteyen 1500 lira istiyorsa adıyla soyadıyla ihbarda gidin, vergi dairesinde bulunun. Bakın bakalım bugüne kadar vergi dairesi araştırsın. O şahıs kaç lira kira geliri beyan etmiş. Hiç sosyal medyada bütün Elazığ'ı zan altında bırakmaya gerek yok. Gidin mağdursunuz, bunların isimlerini verin. Baroya gelin, barın bu konuda yardımcı olacak. Cumhuriyet Savcısı resen soruşturma açtı bu kişiler hakkında. Bunu yapabilirler.
Başka da söyleyecek bir şey yok bu konuda. Berhan Şimşek'le ilgili dün ben programımda çok ağır konuştum. O yüzden İzledim. Tekrar etmeyeceğim. İzledim. Sizi dinlemek istiyorum. İçimde rahatladı sizi dinledikten sonra. Çok da keyif aldım. Çok sağ olun. Bu acılı günde güzeldi. Biz yani. Sizi dinlemek istiyoruz şimdi. Berhan Şimşek. Önce Berhan Şimşek'in ne söylediğini bir kısaca özetleyelim. Lütfen. Berhan Şimşek'ten önce Habertürk Televizyonu'nda galiba 4 kişi gündüz programında belediye başkanımızın ortalıkta olmadığını söylemiş, şehirde olmadığını söylemiş. Akşam da Berhan Şimşek katıldığı televizyon programında Elazığ Belediye Başkanı'nın bir haftadır valiliği galiba eklemişti. Ortalıkta görünmediğini söylemiş. Oradaki konuklar hatta itiraz ediyor ya böyle bir şey mümkün mü diye. Bakanların olduğu bir şehirde. Mümkün mü diye. Sonra Sayın Şehir'in başkanımız, belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları bağlandı. Ağzının payını verdi. Berhan Şimşek'in hata yaptım özür dilerim deseydi anlardım. Böyle bilgi var. Hayır siz yoksunuz dese iddiasını devam ettirse yine anlarım. Saygı duyardım. Sayın Başkan telefondan ayrıldıktan sonraki beyanı, bakın bu insan çakma Çin malı Minyeli Abdullah milletvekilliği yaptı, sanatçı kotasından gitti. Bunu söyleme haber kaynağının ne olduğunu biliyor musunuz? Diyor benim söylediğim doğru mu değil mi sosyal medyaya bakın görürsünüz. Evet. Sosyal medyada çakma Minyeli Abdullah'ın şöyle böyle olduğu yazıyorsa biz artık onun şöyle böyle olduğunu, hafif meşrep olduğunu mu kabul edeceğiz? Mesela. Doğru. Biz demiyoruz. Sosyal medyada yazana, sosyal medyadaki troll bilgileriyle ekran karşısında 82 milyonun karşısına çıkan bizim uzak durum dediğimiz sosyal medyayı bir sanatçı, bir eski tabii. milletvekili referans olarak tabii. alıyor. Bu zekaya çıkaranı ayıplıyorum. Allah var orada müdahale etti hepsi de. Hani haklarını yemeyelim. Evet, evet. Ama ve lakin zannedersem beyefendi Şahin Bey kayak yapmaya gitmediği için rahatsız olmuş. Olabilir. O da onun görüşü. Biz her tür zekaya saygılıyız. Demokrasi insanların aptal olma özgürlüğü olan bir sisteme deniyor. Hukuken cezai bir eylemde bulunmadıkça aptal olma özgürlüğü var. Evet. Saygılıyız. Şahin Bey ayarını verdi. Sağ olsun. Biz burada X siyasi partinin, X siyasetçinin ulusal basındaki tatmin aracı olacak bir il değiliz. Biz acı yaşıyoruz bu bir. İkincisi, hiçbir siyasetçinin defolarının küllenmesine de meze olmayız. Şehrimizi de meze etmeyiz. Belediye başkanımızı da meze etmeyiz. Yarın varsa belediye başkanımızın eksiği, biz zaten buradayız. Şehir burada. Evet. Şimdi 3.30'dan önce ben 2 gün gittim, 3.30'a kadar beklemedim. Ben kendimi eleştireyim. 12 oldu kaçtım. Dedim valla ben dayanamadım daha. Yani yorgunum. Evet. Programınız ne? Filan mahalle, filan mahalle. Tolga Bey'le beraber 3.30'dan önce yatağa girmiyorlar. Sabah 8'de gidiyorlar. Valilikten bir arkadaşla, Vali Bey'in konağında bakanlar vardı. Gittik. Arkadaşa dedim nasıl performans, ne sohbet ediyoruz. Aynen kullandığı cümle. Süleyman Bey'le beraberler, Süleyman Soylu'yla beraberler. Dedi abi her gece sabah her gece 4.30'da oteline bırakıyoruz. Sabah 8'de alıyoruz. Biz bittik dedi. Ben de bittim. Bir su için isterseniz. Su içtim diye oldu zaten. Öyle mi? Tabii tabii. Yutamadım suyu. Geçmiş olsun diyelim neyse. Çok sağ olun. Böyle şeyler. Sorular. Devam edeyim. Şimdi gelelim. Sorular var. Öyle ölmezsem mi? Depremden kurtulduk bir yudum suyla gideceğiz herhalde. Allah göstermesin yok. Allah gecinden versin. Önemli bir mesaj. Sizin anlattığınız ve dün benim Berhan Şimşek'le ilgili, Şahin Şerifoğlu'yla ilgili yapmış olduğum konuşmayı destekliyor. Kendisini İyi Parti'de siyaset yaparken yaptığını biliyoruz. Sayın Muharrem Alan. Gün siyaset yapma günü değil. Gün birlik beraberlik içerisinde güzel şehrimizi içinde bulunduğu enkazdan çıkarma zamanıdır. Evet. Sahada gördüğüm kadarıyla de Şahin Şerifoğlu Şerifoğulları Başkan
üzerine düşen ve yapması gereken her şeyi fazlasıyla yapmıştır. Ve daha fazlasını yapacağından şüphemiz yoktur. Evet, gün bugün. Birlik günü. Çok birlik teşekkür günü. Ediyoruz Muharrem Bey'e. Artı bir teşekkür daha borcumuz var. Aynı programa Elazığ Cumhuriyet, bakın Berhan Şimşek Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili. Aynı programa Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol mesaj attı moderatöre. Evet. Şahin Bey'i savunan ortalığını tebrik ediyoruz. Hani ama tırnak içerisinde boş konuşma dedi. Evet. Kibarcası. Evet. Belediye başkanı da burada dedi. Milletvekilleri de burada. Bütün arkadaşlarımız. Evet, evet, evet. Valimiz de sahada. Hiçbir sıkıntı yok. Devlet burada. Herkes elinden geleni yapıyor. Berhan Şimşek boş konuşma dedi kibarca. Kendi partisinden olmasına rağmen Gürsel Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İşte bu bizim ihtiyacımız olan şey. Evet. Gürsel Erol, Sayın Gürsel Erol'a çok teşekkür ediyoruz. Ben daha az konuşayım, olur mu? Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Açıkladık bunu. Hayır. Ya programın sonlarına doğru yine beklenti var. Bir iki cümle kurarız. Bir iki cümle bunlarla ilgili kurarız. Şimdi köylerle ilgili çok sayıda mesaj var. Burada bir zamanlama mı, bir zaman mı gerekiyor? Hani köylerin birçoğuna henüz gidilmediğini kontrol için. Bu da herhalde önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir tabii, diye tabii, düşünüyoruz. Tabii. Gerçekleşir. Sayın Murat Kurum 4-5 gün çünkü müsaade Bakan dedi. Bey'in açıklaması hasar. Bitireceğiz evet, tabii dedi. Burada ciddi dedi. Elazığ, Malatya'nın kaç katı sıkıntı var. O yüzden ağır gibi gidiyor ama aslında sayı olarak kat be kat inceleme yapılmış. Bu arada muhtarlarımıza da buradan muhtarlarımıza yüklenmesinler. Sıkıntılar var. İlk bir iki gün sitem vardı. Ne yapsınlar? Adamlar artık daha çok mücadele ediyorlar. Perişan oldular. Ben şöyle izah ettim. Bir mahallede bir muhtar, binlerce vatandaş, mağdur vatandaş. Yani o bir kişinin... Tabii yani ellerinden geleni yapıyorlar. Yapıyorlar, evet. Bir de şu, yani dedim ya bugün birlik beraberlik günü, bir izahta bulunayım. Lütfen. Bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç hafta sonra vasfikçileri konuşacağız. Şimdi sevgili izleyiciler, herhangi bir belediye, hani sadece Elazığ Belediyesi değil, kanunen Elazığ Belediyesi'nin valiye talimat emir verme yetkisi yok. Afet müdürlüğüne emir talimat verme yetkisi yok. Sağlık il müdürlüğüne yok. Jandarmaya yok. Polise yok. Hulasa hiçbir yere yok. Bir depremle ilgili belediyenin depremden sonra görev ve sorumlulukları çevre düzenlemesine yine devam etmekle birlikte temizlik vesaire yine kendi bütçesinden hayırda bulunmak. Yani devlet adına tabii kurum adına bir yetkisi yok. Maalesef konut yapma, kredi verme, çadır kent kurma, şunlar bunlar yok. Şimdi bu yetkilerin olmadığı bir belediye başkanı, dediğim gibi günde en fazla belki bir saat, iki saat yatmıyor. Milletvekillerinin Elazığ'da, bakın bunları, bu insanları aklamak, meşrulaştırmak, bazı boş beleşlerin düşüneceği şekilde yalakalık yapmak için söylemiyorum. Hakikat bu. Milletvekillerinin zaten bir yetkisi yok. Kaldı ki şu anda bir haftadır Elazığ'da günlük 3 sabit bakan var. Hiç değişmedi. Galiba bugün Sağlık Bakanı gitmiş. O da bu koronavirüsünden dolayı. Sürekli bakanlar gidip geliyor. Cumhurbaşkanı burada doğrudan. Ama enerji ve gidip geliyorlar. Enerji evet. Bakanımız geldi. Tabii. Hayır, gidip gelenleri söylemiyorum. 3'ü sabit. Cumhurbaşkanı bizzat geldi. Şahsen bakanlar koordine ediyor. Burada milletvekillerinin tek yapabileceği sahayı gezmek ki geziyorlar. Şimdi bugün bir dostumuzla bir sohbet ediyoruz. Halasoğlu'yla tanıştım. İsimler çok önemli değil. Şöyle eleştiriler var. Milletvekilleri nerede? Belediye başkanı nerede? Az da olsa. Şimdi dedim ki bu eleştirinin haksız olduğunu ispatlayayım mı sana dedim. Bir dakikada dedi ispatla. Hı hı. Şimdi burada hangi partidensiniz bilmiyorum. Dediğim gibi yarın iktidar partisinin temsilcilerini fazlasıyla eleştireceğiz. İcap etmez inşallah da. Hani her şey dört dörtlük olur. Şimdi yaklaşık 100.000 insan mağdur. Bir milletvekili olduğunuzu düşünün veya vali veya belediye başkanısınız. Bir mağdura günde bir dakika ayırsanız, tokalaşma, sarılma, derdini dinleme, derdine cevap verme, maksimum bir dakika olsa, kime bir dakika ayırsa, ben Elazığlı bilirim. Hani böyle biraz daha pervaz ağzımız öyle konuşuruz yani itirazımızı da yaparız. Ya benimle ilgilenmedi diyecek bir dakika. Günde 1000 insanla tokalaşsa, derdini dinlese Zülfü Bey 15-16 saat ediyor. Doğru.
7 günde 7 bin insana dokunabilir. Yani günde 1000 imkansız da ben abartıyorum. O milletvekilinin dokunmadığı halen 93 bin kişi var. Evet. Ya tabii ki mümkün değil. Tabii ki mümkün değil. Yani bakın matematik. Ya 1000 imkansız. Günde 300 kişiye dokunsa derdinize maksimum imkanı yok. Ya ben gezdim bana göreyim diye ne yapıyorlar ne diyor. Bir yerden bir yere gidiyor. 5 kişi geliyor dinliyor ediyor onu yapıyor. Bakın kendisi açıklamadıktan sonra açıklayamam ama yazdım. Burada vurgulamam lazım. Kendisini sevebilirim, yakınlığım olabilir ama yarın vallahi söz veriyorum eksiğini dile getireceğim. Şimdi ben Tolga Bey'le beraber geziyorum. Benim yanımda verdiği talimatı maddi anlamda. İş adamlarından konuşmalarını şahit olduğum bir tanesini açıklamadı. Bir tanesini açıklamadı. O evet. Açıklamadığı için ben açıklayamam. Ayıp olur. Bana söylemiştiniz ben açıklayayım mı? Hayır. O onun hani yakıştırmadığı işte biliyor, hayrın reklam yani. Olmaz diye belki kendisi şuraya bu dolayısıyla varıyoruz. Bu insanlar, İçimizi rahat tutalım. Güçlü yani bir devletimiz var. Değil. Milletvekillerimizin yapacağı çok plan ve proje var bizlerle ilgili. Doğru mu? İleride eleştirelim ama bugün 100 binine doku yani diyor ki bana milletvekili nerede? Diyen de mağdur değil. Yani mağdurlar susmuşlar. Şahin Şerifoğulları tribünlere oynamıyor. Halkının yanında, evet. Halkın içinde samimiyeti yüzünden okunabilen bir insan Serhat Yıldırım İstanbul'dan. Serhat abimize teşekkür ediyoruz. Bankalarla ilgili yorum yaptınız ya. Ben sordum siz yorumladınız ama izleyicimiz de şu bilgiyi veriyor. Banka ismi vermeyeceğim. Özel bir banka. 3 ay erteleme yapmış banka ama 3 ayın sonunda 3 taksi birden istiyormuş. Düzenlenir ya. Düzenlenir mi? Tabii 3 ay var. Düzenlerler onu. Çünkü 3 ay ödemeyip 3 ay sonra vereceğimize aylık öderiz daha, daha iyi. Perişan onları düzenlerler. Şu an acil hemen şimdi ya ilk nedir? Hele bir 3 ay beklesin demiş adam. Adamdan kastım devlet yani. 3 ay bunları işte bakın bunları isteyelim. Bunları konuşalım. Bunlar sıkıntı. Dediğim gibi ya Allah aşkına sosyal medya fenomenleri. Ya birer aylı alın ya. Lütfen. Kaç boşanma yaşanır bir görelim. İsim ben bunları gerekirse açıklayacağım. Birçoğu da benim dostum. Çayını kahvesini alıp televizyon karşısında aynı cümleyi kullanacağım ama güzel bir nokta. Çayınızı kahvenizi alıp televizyon karşısında AFAD buraya gitsin bari şunu açıklasın. Bunu neden yapmadınız? Oraya çadır gitmedi. Buraya battaniye gitmedi. Diyeceğinize birer aile alın fotoğrafını çekin ben programda yayınlayacağım. Ya %3 aileye bir aile düşüyor. Birer aileye bak. Dönüşümlü. Evet. Bir hafta birisinde kalsın. Bir hafta birisinde, bir hafta birisinde. Bu sefer. Ya adam devlet memuru valiyi eleştiriyor ya. Şimdi programda yani. Bir de ciddi bir cesaret de var yani. Evsiz sayımız artar Zülfü Bey. Boşanmalar patlar. Bak açık konuşayım. Evet. Şimdi Haliç'ten gazete okumayalım. Ha ben evime şu an aile almışım da gelip burada bakın bunu konuşmuyorum. Ben de almadım. İhtiyaç olur alırız. İzleyicimiz Sayın Gürsel Erol'un Sayın Şahin Şerifoğulları'na destek amaçlı Botokslu Berhan Şimşek'i de abandone eden mesajını okudu diyor. Biz onu konuştuk az önce. Gürsel Bey'e teşekkürlerimizi ilettik. Tabii onu bir söyledik. Çok teşekkür ederiz. Dolayısıyla milletvekilleri yani sahada 24 saate yakın neredeyse yani 20 saat geziyorlar. Dinliyorlar, not alıyorlar. Ama 100 bin insan dediğim gibi ya günde 300 kişiye dokunur bir insan. Evet. Üçer dakika ayırsanız zaten bitti. Gün bitti. Tabii doğru. Keşke 100 tane vekil olay, 200 tane lazım vekili. Öyle bir şey nüfusumuz yok. Mümkün değil. Yani öyle bir şey yok. Burada organizasyon, devlet memurları, yetkilileri çok şükür yüzümüzün akıyla Elazığ halkı çıktı. Devletin ve yerel idarecilerin sınıfta kalıp kalmadığını gözlemliyoruz ya. Bakın o ileride bir iki haftaya belli olur. Üç haftaya, dört haftaya, bir aya çıkar ortaya. Ama vatandaş şu ana kadar sınıfı geçti. Evet. Hırsızlık yok, oy yok, bu yok, yağma yok, isyan yok, kavga yok, gürültü yok. Yani her gün gençler birbirini sokakta bıçaklardı. Ya doğru düzgün barıştık ya, toplum olarak barıştık. Bu Elazığlı'nın ne kadar asil olduğunu, ne kadar evet. Haysiyetli, ne kadar şerefli olduğunu çok net, muhteşem bir somut örnekle bir avukat olarak bu adli vakalara
hakim biri olarak çok net izah ettiniz. Ya biz 8 köşe şapka zaten edebiyatı yapıyoruz ya, gelene 8 köşenin uydurmuşuz bir şeyler söylemişiz. Bundan sonra gelene en azı nasıl köşe, bir şehir diye sorana şu cevabı vereceğiz. Göğsümüzü gere gere. Bu şehir şerefiyle, namusuyla, onuruyla 2020 depremini yaşamış bir şehirdir. Evet. Şükürler olsun. 3 tane de çıkacak canım yani. Programınızı her zamanki gibi dikkatli izliyoruz. Yıkım kararı verilen binaların kolon ve kirişlerinde sıkıntılar var. Bu gözle görülür problem için başka bir detaya gerek yok. Yıkım için yeterli bir gerekçe. Çekiç kolon içerisinde demir var mı yok mu onun kontrolü için? Hani bilmediğimiz işte, için evet, sormuştuk. Hiçbir mühendis arkadaşımız birilerinin evini yıkma heveslisi elbette değildir. Zaten bu konuda da herhangi bir mukavemetle karşılaşmadılar diyor. Bitireyim mesajı. Dinliyorum. Çok sabırsızsınız. Hayır dinliyorum. Tam tersi. Elazığ'da hemşehrilerimiz büyük bir kadir şinaslık örneği göstererek sessiz sedasız evlerini boşaltıyorlar. Sizin bahsettiğinizi destekleyen bir mesaj. Bu devletimize olan sevgi ve bağlılığının bir göstergesidir. Sizin de dediğiniz gibi Elazığlı olmaktan gurur duyuyoruz. Allah yardımcımız olsun Sayın Sedat Karataş. Allah değerli başkanım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bugün beraberdik. Her zaman olduğu gibi bu cümlenize de her cümlenize olduğu gibi ben imzamı atıyorum. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sevdiğimiz Elazığlı. İyi bir milliyetçi, iyi bir Elazığlı. Aynı havayı solumaktan gurur duyduğumuz bir dostumuz, kesinlikle, arkadaşımız. Kesinlikle. Allah razı olsun. Elazığlı zaten yakışmaz da yani. O hareketleri yapanlar şimdi kimseye ki vardır ya, eksik olacak, yanlış olacak. Evet. Yani bunu büyütmenin, bütün şehri zan altında bırakmanın anlamı yok. Serdar Kara, değerli dostum, güzel işler yapıyor Elazığ adına, kültür sanat manasında. Nasip olursa hafta içi çocuklarımız için çadır sinema uygulamamız başlayacak Kültür Park'ta diyor. Öyle mi, ne güzel. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum Serdar Kara seni. Işte. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben hukukçuyum. Ben dün özür dilerim, siz hukukçusunuz. Ben dün programda şu ifadeyi kullandım. Dedim ki biz az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bunu konuşuruz. Afet bölgesini konuşuruz. Çünkü bilgimiz var. Çünkü yetişkin bireyleriz ama çocuklar bunları bilmez. Çocuk psikolojisi tabii, biraz. Tabii. Evet. Çocuklara bu tarz etkinlikler çok da güzel olur. Serdar Kara'yı tebrik ediyorum. Yeğenimle konuşuyorum Ankara'da. Onlar bilmez. Takıldım, dedim ki ya niye amcanı aramıyorsun dedim. Biz burada deprem yaşadık. Amca deprem ne diyor? Bilmez yok. Bilmez buradaki çocuk da ya. Hadi deprem olmasa da seni amcası da olsan sizi sık sık araması çok da mantıklı değil yani. Tabii. Çocuk, şimdi, çocuk da olsa doğruyu bulmuş. Zülfü Bey, her gün yayın yaptınız. Benim gözümden kaçtıysa özür dilerim yetkililerden. Yanlışım varsa düzeltin. Mühendisler odası, mimarlar odası var galiba değil mi bu şehirde? Var. Bir açıklamaları var mı? Bize gelen bir açıklama yok. Ben görmedim. Hani bakın varsa yarın veya şimdi uyarsınlar, özür dilemeye hazırım. Açıklama yapsalardı bana gelirdi. Yani önüme haber olarak gelirdi yani. Yani ben çivi diyorum, çekiş. En azından biz teknik olarak Sayın Sedat Karataş'ın yapmış olduğu bilgilendirmeyi biz bir hafta önce öğrenmiş olacaktık. Değil mi yani, bir bilgiyle çıksınlar hani Elazığ'da sade herkes bir şey yapıyor. Bakın ben mesleğimle ilgili, yani afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili sıkıntıları, eksikleri dile getiriyorum. Bu işi biliyorum. Başka iş bilmem. Evet. İyi kötü gazetede, televizyonda yıllardır bir katkı sağlıyoruz, bir iki şey söylüyoruz ama bilgi gerektiren yere dikkat edin ısrarla her hafta ben susuyorum. Bu adamlar, bu odalar lütfen çıksınlar, bir basın açıklaması yapsınlar, programlara girsinler. Acaba televizyonlar, gazeteler mi sormuyor, bunlar mı piyasada yok? Bir şeyler yani, bu kadar hızlı bu denetimler yapılıp yapılmayacağını çıksınlar desinler ki. İçiniz rahat olsun rahat desinler. Rahat olsun, bu normal prosedür. Normal. Ben bileyim. İyi geceler. Özel bankalar depremzedelerin borçlarını 3 ay faizsiz erteledi. Kamu bankalarında bu uygulama yapıldı mı? Onu Cengiz Bey açıkladı ben az bugün önce. Ben bugün tesadüf rastladım. İki kamu bankasının bugün yazıların geldiğini duydum. Yani arkadaşım söyledi. Vakıf banka gelmemiş. Muhtemelen gelir. Ziraat ve Halk Bankası'na geldi diye biliyorum. Ama teyit ederiz. Tabii bununla ilgili. Zülfü Bey, deprem bölgesinde yaşayan emeklilere ve memurlara birer maaş ikramiye statüsünde verilse de yaralarını sarsa güzel olmaz mı? Keşke bir değil 10 maaş ikramiye verseler yani. Ama ben bugün neden az konuştum? Bazı izleyicilerimiz soruyor, bugün durgunsun diyorlar. Hayır, durgun değilim.
ben depremle ilgili, fırsatçılarla ilgili, sosyal medya ile ilgili hep var olsun diye dualar ettiğim, mücadele ettiğim devletimle ilgili 5 gündür, 6 gündür çok ciddi tek başıma programlar yaptığım için konuşuyorum. O yüzden Cengiz Bey'in fikirleri bizim için önemliydi, yorumları önemliydi. Serkan Celayır çok sevdiğim bir kardeşim, dostum. Ağır hasarlı binalar uyarıyor. Diyor ki bir an önce yıkılsın, hani Allah göstermesin, bir başka afet yaşamayalım diye. Programdan önce Sayın Murat Kurum'dan belki o da izledi mi izlemedi mi bilmiyorum. Günde yaklaşık 60 bina yıkılıyormuş yani. Evet. Apartman. Herhalde hızlı bir şekilde maalesef, maalesef işte bugün yine sohbet ediyorduk arkadaşlarla. Maalesef yıkmak çok çabuk oluyor. Yani en hızlı şey maalesef şehrin gözümüzün önünde yıkıldığını göreceğiz. En hızlı bir şekilde. Sayın Süleyman Soylu. İnşallah tabii dikkat ediyorlardır. Serkan yok, haklı. Süleyman Soylu değil. Sayın Murat Kurum şöyle bir ifade kullandı. Ben orayı yakaladım. Yeni Elazığ dedi. Yeni Elazığ derken aslında izleyicilerimizin bu kafalarındaki soruların cevabını oradan çıkarabilir miyiz? Yeni bir Elazığ'dan bahsetti. Yeni tabii, Elazığ tabii. İfadesini iki kez kullandı. Kentsel dönüşüm ve devletimizin yapacağı imarlarla beraber, yeni binalarla beraber yeni bir Elazığ olacak dedi. Doğru söylemiş. Ama bunun içinde biraz zaman. 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 Bir de bir şey daha açıklayayım. Bakın Elazığ Lisesi ile ilgili de bazı talepler var. Görüyorum. Çok özür diliyorum son kez. Değerli izleyicim Sayın Mehmet Çeri soruyorsun ama biz bunu konuştuk kardeşim. Diyorsunuz ki çekişte duvara vuruyor. Bunu 4 defa açıkladık. Tabii ya olsun. Mesajımı niye okumuyorsun işte, diye. Yok yok izliyor. Kusura bakma kardeşim ama cevaplandığı için mesajını okumadım. Ha, doğrudur. Cevaplandı birazdan çünkü. Yine birer, zaten önemli kısımları bitmeye yakın birkaç cümle de özetleriz. Şimdi Elazığ Lisesi Cemil Meriç zannedersem öğretmenlik yaptı. Birçok kıymetli insanlar oradan çıktı. Elazığ'da hakikaten eski bir okulumuz. Ama şöyle bir gerçek var. Elazığ bir tarih şehri değil. Harput öyle ama Elazığ değil. Aziz, bak kültürü aziz. Sabahtan beri övüncümüzü dile getiriyoruz ama Elazığ yani en eski binamız 1800'lerde hükümet konağı var. Yani tarihi binamız yok. Harput'ta var, başka yerlerde var. Palu'da var. Dolayısıyla burada tarihi eser, tarihi değer anlamında taşımıyoruz. Yani hepsi Cumhuriyet'ten hemen hemen sonra önceki işte Osmanlı'dan kalan teknik varsa da yıkılmış bir iki binamız var. Dolayısıyla burada tabii ki insanların anıları önemli, kıymetli. Yani tabii o da böyle bir duygusallık da var tabii. Sadece aslında. Okulları değil. Yani ben Mustafa Paşa Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Seko Mahallesi'nde çocukluğum geçti, yıkılıyor. Evet. Yani hepimizin anıları var. Ama burada önemli olan bu şehir eski bir şehir değil. Merkez olarak, dediğim gibi kültür olarak demiyorum. Yeni bir şehir. Anılarımız kıymetli ama önceliğimizi şehrin ihyasına verelim. Yani yeni Elazığ'ı kuralım. Burada bizim önceliğimiz mesela düzenli, temiz, modern, sağlam bir şehir olması olur. Evet, çünkü bizim hani Selçuklu'dan, Osmanlı'dan falan kalan çok eserimiz olur, o olur, bu olur. Yani yıkılmasın, güçlendirilsin, restore edilsin. Şimdi Elazığ Lisesi'nde okumuş insanlar, bir sürü insan tanıyoruz hepimizin, eşi dostu. Ben orada okumadım ama tabii ki oranın bir duygusal tarafı var. Var. Anılarımız var. Tabii benim okuduğum okulum var, sizin var. Geçiyoruz evde, işte adamın evi yıkılmış. Orada işte bir arkadaşımız önce oturuyordu veya işte gittik Göçük Altı'nda, herkes tanır. Yani beraber gittik hatta. Sevgili dostum Hamit Kaya'nın, Mehmet Kaya'nın, başı Yavuz Kaya'nın, Kadir Kaya'nın, Bey, 30 Mustafa yıllık Kaya'nın dostumdur. Ablaları vefat etti. Evet, bir kez daha başladı, hepsi birbirinden olsun. Yani orada insanların anıları var. Tamam maalesef böyle deprem, afet böyle bir şey. Anılarınızı tabii, dinlemez. Yani güçlendirmek mümkünse tabii, yıkılmayacaksa yapısın ama bizim önceliğimiz yeni, temiz, modern, dayanıklı, güvenli bir şehir oluşturabilirsek önceliğimiz bu olsun. Evet. Bislandı soruyor, değerli dostum Mehmet, bölünebilir mi, tahsis edilebilir mi? Böyle yerlerimiz çok, sadece Bisland değil, birçok yerimiz var aslında. İhtiyaç halinde devletimiz, şehir yöneticilerimiz oraları da değerlendirecektir. Bitirelim, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz şeyler var, son iki dakikamız. Bir iki şey yapalım, bilgilendirme olsun, yeni açanlar var belli ki. Buradan ben Mühendisler Odası'na, Mimarlar Odası'na,
Üniversitede mimarlık fakültesi, mühendislik fakültesi var. Mimarlığı emin değilim ama mühendislik fakültesinden eminim. Hocalarımız, oda başkanları açıklama yapsınlar. Vatandaş bilsin yani o çekişle doğru mu değil mi, prosedür bu mu değil mi, sağlıklı bilgilendirmeyi onlar yapsınlar. Hukuki bilgilendirmeyi ben yaptım. Yani alınan karara güvenmiyorsanız hukuki anlamda askı süresine itiraz edin. Hemen evet. Hemen bir tespit yaptırabilirsiniz mahkemeden. Kendi bilirkişinizi götürürsünüz. O emin olun çok daha sağlıklıdır. Ve afet masası da buna itiraz etmez. Yani haklarınızı korursunuz. Daha sağlıklı olur. Ama o çekiç yöntemi doğru mu değil mi? Sayın Bakan Murat Kurum'un söylediği Elazığ'ın yavaş gitmesi, yavaş gidiyor gibi görünüyor ama çok daha fazla Malatya'dan çok kat kat fazla bina incelenmiş. Karotların alınması, o sismik dalga veriliyormuş falan işte biz de artık öğreniyoruz da dinleye. Bunların yapılması herhalde bütün Elazığ 5 yıl sürer. Tabii. Bu sağlıklı mı değil mi odalar bilgilendirsin vatandaşı. Elazığ Barosu'na müracaat edebilirler. Hukuki anlamdaki bütün sorularınıza ücret almaksızın, hiçbir danışmanlık bedeli almaksızın Elazığ Barosu avukatları deprem komisyonu eşliğinde bütün bu mevzuatı size bildirebilirler. Afet bölgesi ilan edilip ilan edilmemesiyle ilgili lütfen bununla ilgili biraz dikkat edelim. Bakan Soylu'nun söylediği Elazığ yasası, deprem yasası emin olun afet bölgesinden 1000 kat daha önemli. Onun içerisinde Elazığ'ın bütün ihtiyaçlarını yasal olarak koyabilirsiniz. Ama mevcut yasamızda bir afet anında herkesin bila bedel karşılaması diye bir şey yok. Çünkü zorunlu devlet deprem sigortasının olduğu yerde bu maalesef mümkün değil. Ama yarın kanuni boşluktan dolayı fazla bir şey verdiklerinde gen soru gibi bir de yargılama konusu olacak. Yani burada insanlar yarın bu acılar unutulacak, yandaşlara verildi diyecek, o diyecek, bu diyecek. Şimdiden işte konteynerler Trabzonlara verilmiş deniyor. Yani Trabzonlara mı verildi, ona mı verildi? Beni ilgilendiren tamamen Elazığlı müteahhit alsa daha iyi olur. Keşke alsa ama bir an önce insanlar o konteyner kentlere gitsin, elektriği, suyu, tuvaleti olan yerde. Ben o ilgilendiriyor. Ha eğer bu depremi de fırsata çeviren müteahhite, bir başka yerin müteahhitine kar elde etmek için bunu yapan varsa Allah onları da kahretsin. Evet. Devlet bunca bir şey yapmışken benim derdim oradaki konteynerin ihalesiydi. Benim düşüneceğim en son şeydir. Bunu da söyleyeyim. Rabbim bir daha böyle acılar vermesin. Amin. Size çok teşekkür ediyorum. Her gün buradasınız. Medyayı da teknikte olsa eleştirenler var. Şunu da bilsinler. Sevgili izleyiciler, ben buraya geldiğimde kameraman arkadaşımız ağlıyordu. Annesini göçükten almış. Ve evi yıkıldı zaten. Buraya geldi çünkü kameraman lazım. Bir başka arkadaşımızın evi yıkılmıştı, ağlıyordu Tuba Hanım. O burada programlarımız. Biz geçiyordu. Ailelerimizi tabii, bıraktık geldik. Tabii sizin evde siz de öyle çatlaklar yaptınız. Vardı, şeyler vardı. Allah göstermesin. Evet. Dolayısıyla burada insanlar Elazığ medyası, diğer televizyon kanalımız, burası, i̇şte, gazetelerimiz. İşte meydanı, sosyal medyamız tabii var ya maalesef. Tabii biz Elazığ medyasının bugün görevi onu bunu asıp kesmek değil, değil. Devletin yanında Elazığ menfaatlerini bekleyelim, bir görelim. Sıcak evet. Daha. Evet. Sonra konuşuruz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Değerli ben yorumlarınız için, değerli. Sülçülisan ettiysek affola. Bu gece hukuksal manada da çok kıymetli bilgiler verdiniz. İçimiz rahatladı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Elazığ'da 3-5 sosyal medya boş beleşine takılmasınlar. Bu şehirde yaşamış olmak, kimliğimizde Elazığ yaşamanın gururunu ispatladık. Biz hak ediyoruz. Hiçbir asayiş önleminin olayının olmadığı, hırsızlık olayının olmadığı, hiçbir, şey hiçbir şeyin bir yardımda bir kaosun, kavganın, gürültünün olmadığı şehrin adı Elazığ'mış. Elazığ'dır. Tüm Türkiye'ye örnek olsun. Evet. Sosyal medya fenomenleri kendilerini yaşadıkları dünyanın çapsızlığına şehrimizi alet etmesinler. Değerli izleyiciler, hafta sonu gece görüşü olmayacak. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.